Merhaba arkadaşlar, Sprint Reels YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tatil dönüşü çekimler yaptım sizlere. Biliyorsunuz iki tanesini çektim. Devamında da çekmeye devam edeceğim. Çünkü hepsini tek bir videoya sığdırmak zor olacaktı. Çünkü uzun bir video olacaktı. Sizler için de sıkıcı olabilirdi. Çok uzun olduğu için. Ben yine devam ediyorum. Kontrollere aynı gün çekiyorum hepsine, fakat yayınlamalarım farklı günlerde olacak. Hemen bakar bakmaz da şurada yine bir tane kurumuş, ama bakın, kurusa da bile gövdeden mutlaka yaşamak için, hayata tutunmak için kökler oluşmuş. Bunu da hemen boş bir yere bulup dikeceğim, şurada gözümün önünde dursun. Fakat gövde sanırım gitmiş, bakın. Bu gitmiş. Fakat çok ilginç. Aralardan bakın, şöyle biraz yakınlaştırayım size. Kökler de yapmış. Şu kuru yaprak bakın. Şuradan tekrar bebekler vermeye çalışıyor. Ama kökünde bir sıkıntı var mı acaba? Onu da merak etmedim değil. Şu alt yapraklarda bir sıkıntı yok gibi. Evet, şöyle aldım geldim. Bakın aslında gitmiş. Bunu buraya bir bırakayım da önce bir şöyle direkt yapraklar hemen köklenmeye başlamış dalında. Bakın yapraklar. Yavrucuğum. Şuna bakayım hemen. Kök gitmiş. Ama sağlam yerinden. Bakın arkadaşlar, işte bitkilerin mucizesi. Şuralardan tekrar hayat bulmaya çalışmış. Alttan üstten kurumuş, ama şu aradan kök yapmış. Bu da muhtemelen sulama sonrası çürümelerden bir tanesi. Şu yaprakları falan, yapraklar bakın. Hepsi bebek vermeye hazırlanmışlar. Şöyle alayım onları ben. Şu çürümüşleri atayım. Evet, evde olmadığımızda arkadaşlar böyle sürprizlerle, gerçi başlarında da olsak bu sürprizlerle karşılaşıyoruz. Ama hangi türdü bilmiyorum, ama kroma olabilir mi? Emin değilim. Ya melako ya kroma. Şu da çıkardığım, oradan kopardığım. Evet, şunlar mesela, bakın bu yapraklar, bunlardan tekrar bebek olur arkadaşlar. Şu zaten köklenmiş. Bunu da toprağa dikersek bundan da tekrar yeni bir hayat olur. Yaşamaya devam eder. Burada çiçek sapı oluşmuş. Bu çiçek saplarını alacağım. Bu da buraya sıkışmış. Biliyorsunuz bu çiçek sapları arkadaşlar, kesip diktiğinizde kesinlikle kökleniyor. Bunlardan birkaç tane size göstermiştim. Bakın bu benim çok sevdiğim türlerden. Şöyle göstereyim. Şu Echeveria'nın çiçek sapıydı. Ve çiçek sapının üst tomurcuğunu kestikten sonra da kenarlardan gördüğünüz gibi bebekler vermiş. Bu da yine Gilvaret'in çiçek sapıydı. Bunun da üst kısmını, çiçeklerini kopardıktan sonra oralardan yavrular vermiş ve köklenmiş bu. Yani çiçek saplarından atmayın oluyor. Tekrar devam ettirebilirsiniz. Burada akaulisim var. Bir yandan da ikindinin güneşi şu an vuruyor. Bayağı sıkıştı buraya, ama ben bunların hepsinin böyle bir renklenmesini görmek istiyorum. Bu çiçek sapını da buradan keseceğim. Black Prince. Onu da köklendireceğim. Burada bir sorun yok. Oradaki sukulent haricinde şu yan saksıya geçelim. Bu yan saksıda da burada bir tane bebek oluşmuş yine. Opalina var.
Bunlar çok güzel kızarıyorlar. Onları biliyorum. Arkada ovifirium var. Şöyle. Mozaik desenli. Bunlarda bir problem yok. Balde zaten çok dayanıklı bir tür. Burada bir tane özel türüm var. Debim var. O da kendi üretimim bebekten. Şey yapraktan. Yapraktan bebek vererek büyüdü. Burada ne var? Bir tane sararmış yaprak. Bunu atıyoruz. Buraya geçiyoruz. Burada bir sorun var mı? Bakıyorum. Şurada bir tane yaprak köklenmiş ama toprağa ulaşamayınca da, gerçi daha taze duruyor kökleri. Bunu da diğer yaprakların yanına koyarak bir saksıya dikim yaparız. Arkadaşlar, cımbızı elime aldım. Ulaşması kolay olsun diye. Yoksa elimizi daldırırken tekrar kırılabiliyor. Burada bir bebek olmuş. Şuraya koyayım onu, orada büyüsün. Şuna bakacaktım ben demin. Şu yine benim Painted'dan. Onda herhangi bir bebek yok. Şöyle yapraklar var diplerinde. Bunları artık bir toparlayayım. Şöyle bakın. En küçükleri bile bebek veriyorlar. Burada Melako bu arkadaşlar. Bakın, çiçeği pembe pembe olacak. Çok güzel olacak. Varsın açsın. Valla onun çiçeğini görmek istiyorum. Bunların da getirdiğimde bayağı şöyle gövde araları açılmıştı. Bu balkonda güneşi görünce tekrar çok güzel oldular. Bakın arkadaşlar, Melako böyle parlak parlak oluyor. Sonra çikolata rengi gibi oluyor. Çok güzel kızarıyor. Bu çiçek saplarını da sonra keseceğim. Önce bir açsınlar. Bunların çiçeklerini göreyim. Sonra şuradan kelle almıştım. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Gayet güzel. Bu tarafa geçelim. Bakın arkadaşlar, bunlar da yapraktan olma. Kendim yaprağını yatırmıştım. Bu da çok güzel büyümüş. Burada bir tane Albert'im var. Farklı yerlere diktiğimiz zaman Albert'ler arkadaşlar yaşama şansları daha yüksek oluyor. Bir saksı da hata yapıp işte suyunu fazla kaçırdığımızda veya herhangi bir sebepten kaybettiğimizde başka bir yerdeki bizim umudumuz oluyor, mutluluğumuz oluyor. Orada opalinalar var. Çok güzel köklenmişler. Şu tür de çok güzel burada. Burada tutipans var. Bunlar komik sumlar, biliyorsunuz. Komik sumlar da çok güzel türler. Burada öbek öbek debilerim var. Hepsi de sanırım kristat olmuşlar. Buraya şunun gövdesinden biraz gelişemiyorlar sanırım. Bunları da belki bir ayırırım ileriki zamanda. Sonra ne var? Burada yine bakın. Bol yavrulu. Bol yavrular. Maşallah. Bereketli tür. Arkası falan hep böyle yavru dolu. Onları daha sonra ayıracağım. Bunların biliyorsunuz çiçekleri çok güzel oluyor. Çok gösterişli oluyor. Neydi bu? Bellum. Hatırlayamadım ama bir şey bellumdu da. Şu çok güzel. Burada pembe. Sonra bu arka saksılardan devam edelim en iyisi. Burada da yine komik sumlar. Bunlarda sıkıntı yok. Hep kuru yapraklar var diplerinde. Şurada bir tane çürüm olmuş arkadaşlar. Zaten bu saksıda nedenini gerçekten bilmiyorum. Bu graptolar burada böyle bir cılızlaştılar. Böyle bir suları çekildi. Hatta bu baldeyi ben su terapisiyle falan bir diriltip sonra tekrar dikmiştim. Ama yine de olmamış
Sanırım bakın bunda da çürüm olmuş, kök çürümesi olmuş. Bahçeye atayım direkt. Çünkü onları alsam bile şu şekilde yaprakları, uçları hep kuruyacak, biliyorum. Bu şu an, evet, bu da gitmiş. Şuradan taze bir kök çıkmış diyecektim ama bakın şurası, şöyle yakınlaştırayım. Şura çürümüş arkadaşlar, bakın böyle oluyor işte. Bunu demek istiyorum her seferinde. Sinsice kökten yukarıya doğru çürümeye başlıyor. Üstü görüyorsunuz sapasağlam. Şöyle. Üst çok sağlamken arkadaşlar kökten böyle çürümeler oluşabiliyor. Evet. Bunu da buradan alıp temizleyeceğiz. Orada ne var? Mendozalarım var burada. Birkaç tane farklı türlerde. Burada bir sıkıntı yok gibi sanki. Burada da springtime'larım var. Springtime'lar iyi, güzel, gayet gelişimleri iyi. Burada da özel türlerim var. Trumpeta var. Burayı da araları doldurdum. Biraz büyümüş olan, yapraktan olan ametistumları buralara ilave ettim. Bakın hemen koptuğu yerden yeniden kökleniyor. Ama geç büyüyor arkadaşlar. Bu da çok geç büyüyenlerden. Şimdi gelelim melakolara. Melakolarda hatırlarsanız böyle ara ara yapraklar koparıyorum ya ben arkadaşlar, böyle böyle şuralardan çıt çıt. Mesela şuradan bir tane kopardım diyelim. Şuradan bir tane kopardım diyelim. Bakın kopardığım yerlerden yeni yavrular geliyor. Bu bir tek melakoda değil, birçok türde aynı olay. Yaprak kopardığınızda hemen oradan yeni bir yavru geliyor. Buradan kelle almıştım. Kelle aldığım yerden iki tane rozet gelmiş. Buradan da kelle almıştım. Buradan da iki tane şöyle bebek vermiş. Bir tane daha rozetimiz var. Biliyorsunuz melakolar çok güzel renkleniyorlar. Şöyle atayım. Çok hoşlar. Evet. Hepsi bol yavrulu, bebekli. Bu arada aklıma gelmişken arkadaşlar, dediğim gibi birden fazla türüm olduğu zaman onları satışa sunuyorum. Almak isteyenler olursa Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamın adında succulent_ruyasi olarak bakabilirsiniz. Burada da hepsi çiçek açacaklar. Maalesef bunlar hep çiçek açan rozetleri. Daha ben görmedim ama ölüyorlarmış. Yani bunlar komple gidici. Bize kalanlar sanırım şu küçük, hatta bu bile ortadan sanki çiçek açacak gibi. Şu miniklerden artık biz yeniden bunlara hayat vereceğiz. Yine nasıl olacak onu da bilmiyorum. Şu an bir iki tane, hatta taze taze böyle küçük küçük şuralara diktim. Bakalım bunlar tutacak mı, tutmayacak mı? Ben de böyle ilk defa ikincisi bir kışı yaşayacağım. Yani geçen kış minicik şöyle bir, hatta şöyle küçücük bir rozetti. Bir tane küçücük rozetten böyle kollar atarak büyüdü büyüdü, böyle kocaman bir saksı dolusu oldular. Sulama sonrası mı bilmiyorum, kuşlar mı yaptı arkadaşlar. Böyle kopmuşlar çoğu. Kolları erimiş. Yani bakın böyle cılızlaşmış. Şöyle kopmuşlar anne gövdeden. Bunları yeniden dikeceğim. Şimdi tutar mı? Dikim zamanı da ne zaman onu da bilmiyorum. Arkadaşlardan bazıları gerçi dikenlerimiz var. Yani daha havalar serinken olur, tutar dediler. İnşallah olur, kaybetmeyiz. Böyle devam ediyoruz. Bu saksımda herhangi bir hasar, ziyan var mı? Ben bunların hepsini o kadar merak ettim. Şurada bir güzel kıvrım içinde çıkan bir türüm var. Bu
yaprak büküldüğü için ne olduğunu anlayamıyorum şu an. Bunların hepsi baldi, bronzu. Şu an renksiz, belki hoş görünmüyorlar ama bir ay sonra bakın renkler nasıl muhteşem olacaklar. Burada da böyle opalinalarım var. Evet, opalinalarım da çok güzel. Dediğim gibi şöyle bakabilirsiniz. Ekran fotoğrafı alıp almak istediğiniz türleri bana Instagram'dan DM'den yazabilir, gösterebilirsiniz arkadaşlar. Evet, Black Prince'im de sanırım gitmiş. Bakın burada. Evet. Ama acaba üstüne bir şey mi koydular da kırıldı? Ama dökülüyor pıtır pıtır. Yani sanırım bu fazla sulamaktan ya üstüne bir şey geldi. Şu an bakın çok sağlıklı görünüyor ama altına doğru gidersem bilmiyorum neyle karşılaşacağım. Çok da merak ettim aslında da. Şu türe şuradan zarar vermek istemiyorum çıkararak. Şöyle kenar alayım. Böyle alalım bakalım. Şöyle kenara hepsini bırakayım, bir kenara alalım. Çıkarmaya çalışacağım ama merak ettim ben gerçekten. Bunu da sizlerle beraber çıkarıp yapalım. Evet, ezan saatine denk geldi. Şöyle bırakıyorum. Ne olmuş bir bakalım. Evet arkadaşlar, bakın kök çürümüş. Aynı olay. Gövde kalın olduğu için şu an fark edilmiyor ama kararmış ve şurası bakın su çıkıyor içine, çürümüş. Şimdi burası sağlam, bilmiyorum, şu yaprakları bırakacağım şuraya, ne olacak, uçları muhtemelen kararacak hepsini ama ben şuraya bunu şöyle çıkaracağım, bunu atıyorum bahçeye. Bakalım ne olacak. Şunu da hatta şöyle alalım. Şunu şöyle daha bir derine dikerek buraya tutturayım. Bu burada büyüsün, gelişsin. Evet, olabiliyor arkadaşlar, işte böyle sürpriz. İki tane Black Prince'im vardı benim. İki tanesinden bir tanesi gitti ama tabii ben yapraklarından almıştım, yatırmıştım. Şu da deminki söktüğüm, burada çok ilginç olan şöyle dalında köklenmeler olmuş. Evet, bunları buradan alacağım, sonra dikeceğim başka bir saksıya. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Bu videom biraz uzun oldu, kusura bakmayın. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorumlardan da fikirlerinizi yazarsanız, bu Bangkoklu hakkında bilmiyorum yani, bu küçüklerden tutar mı tutmaz mı, yani şimdi mi dikilecek, onu bir araştıracağım, bir bakacağım. Onun haricinde dediğim gibi almak istediğiniz herhangi bir tür olursa bana DM'den, Instagram sayfamdan yazarsanız sizlere yardımcı olurum. Yeni başlayanlar için önerebileceğim türlerden, işte bakın şu graptolardan, bronzelerden olsun, paraguayanseler, yani var öyle verebileceğim, rahatlıkla çoğaltabileceğiniz, büyütebileceğiniz türler elimde mevcut. Beni izlediyseniz teşekkürler. İzleyenlerin arasında abone olmayanlar varsa abone olur da kanalımı desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.